Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir videoda daha beraberiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şükür bizler de iyiyiz. Evet, muhabbet kuşlarımıza mama yaptık arkadaşlar. YouTube'da biyoloğun kuş evi var, Tamer hocamız. Buradan selamlarımı iletiyorum. Geçenki videosunu izledim. Genelde ben sevdiğim üretici arkadaşların videolarını izlerim. Baştan sona kadar izlerim. Çünkü fikir alışverişi, bilgi alışverişi, yani A'dan Z'ye bütün her şeyi alabiliyoruz. Birbirimizden etkileşim içinde olabiliyoruz. Tamer hocamızın tavsiyesi, yeme düşen muhabbet kuşlarına mama alıştırmanız iyi olur demişti. Çünkü yeme düştüğü zaman bu muhabbet kuşları mama yerse ondan süreçki zamanlarda da mama yiyecekler. Yani işin detayı, yeme düşen muhabbet kuşuna mama verilir ise hayvan gençliğinde de büyüdüğünde de mama yiyecek. Yani yavruyken mama vermezseniz daha sonraki aşamalarda, daha sonraki zamanlarda belki o hayvan mama yemeyecek, mamayı sevmeyecek. Yani mamayı benimsemeyecek. Yani biz de elimizden geldiği kadar, inanın, yavrusu olan takımlara her gün veriyorum. Yavrularımız var, bunlara da her gün vermeye çalışıyorum. Yani mama bir takviye arkadaşlar. Yani mama verirseniz muhabbet kuşlarınız güzel olur. Bazı muhabbet kuşlarınız çabuk eşe gelir, çabuk kızışır. Yani kızışmadan tutun, sağlık yönünden birçok şeyden mamanın faydası saymakla bitmiyor arkadaşlar. Evet, bugün muhabbet kuşlarımızın son durumlarını aktaracağız. Muhabbet kuşlarımızın son durumlarını sizlere söyleyeceğiz. Kümesimizde neler oldu, neler bitti, bunları A'dan Z'ye tek tek takımlarımızı gezeceğiz. Ama öncelik olarak yavrularımızı göstereceğiz. Yumurtası olan takımları, yavrusu olan takımları göstereceğiz. İlk açılışı bu şekilde mama ile yaptık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bize destekle bulunabilirsiniz. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. İlk başta yavrularımızı göstermekle başlıyoruz. Muhabbet kuşu kümesimizde son durumlar. Şu an durumlarımız nasıl, onlardan bahsedeceğiz. Evet, dediğimiz gibi mama yaptık. Az önce mamayı verdik. Annemize bakın, mamadan nasıl afiyetle yiyorlar. Hayvanların çünkü yavrusu var. Yani yavrularını beslemekle uğraşıyorlar. Bunların tek görevi yumurta yapıp, yani yavrularını büyütüp sağ salim yeme düşürmek. Biz de onlara elimizden geldiği kadar iyi bakmaya çalışıyoruz. Gerçekten belki çoğu kişi günlük olarak mama yapıp vermiyordur. Yani ama biz ne bileyim, içim sinmiyor arkadaşlar. Yani bugün mama yapmazsam bu kuşlara içim sinmiyor. Yani o yüzden dolayı her gün yavrulu kuşlara mama yapıyoruz. Yavrusu olan, yani yeme düşen muhabbet kuşlarımıza da her gün mama vermeye çalışıyorum. Çünkü onlar da gelişim çağında, gelişim evresinde. Onlar için de mama iyi olur arkadaşlar. Bir gün yaptığım mamanın A'dan Z'ye videosunu çekeceğim. Mamanın içerisine ne kattım, bununla ilgili video çekeceğim. Ama yakın zamanda, şu an için gerçekten işlerim var. Şu an işlerim var arkadaşlar. Yani ayrıyeten zaman ayıramıyorum. Mamayı yapıyorum, servis ediyorum. Haftada birkaç kere de video çekersem ne güzel. Evet arkadaşlar, bunlar Lasinik yavrularımız. Japonez Lasinik yavrularımız. Burada 4 tane var. Bir tane de yuva kardeşleri var. Sarı DF kaydırdım buraya. Hayvan buna da bakıyor. Bu yavru neredeydi? Bunu hemen sizlere hatırlatayım. Bu yavrumuz şu üst kattaydı. Bakın, sarı DF onların yavrusuydu. Hayvanların bir tane yavrusu vardı. Birincisi burada arkadaşlar. İkinci yavrumuz ise burada. Bakın, hemen size şurayı açayım. O yavrumuzu da göstereyim. Annemiz bakın nasıl girmeye çalışıyor ya kerata. Hayvan bu kadar ki güzel bakıcı. Yani yavrulara bakmakla kendini adamış. Bakın, diğer sarı DF'miz de bu. Jumbo tefilinin altına kaymış. Onlar bakıyor. Evet, burada 4 tane yavrumuz var. 3 tane lasinik yavrumuz var. Bir tane sarı DF'miz var. Maşallah demenizi istiyorum arkadaşlar. Lütfen bir maşallah yazarsanız yorumlara da. Hem destek açısından, ne bileyim, hem videomuzu beğenip altına da bir maşallah diye yazarsanız süper olur arkadaşlar. Daha ne isteyeyim ben sizlerden. Evet arkadaşlar, burada jumbo tepeli yavrularımız var. Bakın, hayvanın tepesine bakın maşallah. Yani çift tepe, çift tepe, gloster, güzel tepe. Ne bileyim, üretiyoruz arkadaşlar. Jumbo tepeli üretmek de bir zevktir. Ne bileyim, lasinik de üretmek bir zevktir. Her kuşun kendine ayrı özel bir zevki vardır. Özel bir güzelliği vardır. Bakın bu jumbo tepeli erkeğimize bakın. Erkek diyorum ama bilmiyorum, belki de erkektir yani. Jumbo tepeli yavrumuz.
Bakalım arkadaşlar, belki bunu kümese ayırabilirim. Yani bunu da baştan söyleyeyim. Evet, yavrularımız var. Bir tane yavru var ama yani bu bunların yavrusu mu bilmiyorum. Kabak olacak galiba. Çinyesi falan da görünmüyor ama kabak olacak zannedersem. Yani bunların yavrusu mu değil mi bilmiyorum. Bir tane de sarı efemiz var. Az önce bahsettik zaten. Neyse arkadaşlar, dişi kuşumuz bayağı bir tedirgin, bakın. Yani yuva kapağını açtım diye hayvan bize kızıyor. Yani yavrularını besleyecek. Bakın birazdan annemiz yavrularını besleyecek. Arkadaşlar bakıcı takımlar, ne bileyim kuyun suyunu bildiğim takımlar. Yani ben bu şekilde yavruları elliyorum ama siz sakın ola, hani yavrunuz varsa, yumurtası varsa ellemeyin, bakmayın. Çünkü kuyun suyunu bilmiyorsanız karışmayın. Hayvan bak yavrularına baktı çıktı, o da tedirgin oluyor. Neyse, daha fazla tedirgin olmasını sağlamayalım. Evet, buradaki 4 tane yavrumuz var. 4 de burada vardı. 8 tane yavrumuz var. Diğer yavrularımız da burada. Bakın erkeğimiz anneyi besliyor. Erkek kuşumuz anneyi besliyor. Annemiz de yavrularını besleyecek. Maşallah. Buradaki takımlarımız Jumbo. Erkeğimiz Jumbo. Kremiyor, kırmızı göz erkek. Dişimiz ise Lasemik. Lasemik dişimiz. Şunları yakından çekeyim şöyle. Evet. Lasemik dişimiz. Bunların yavrusu var. Evet, bunların 6-7 tane dolu yumurtası vardı. Yani hayvanlar sadece 4 tane yavru bıraktı bize. Diğerleri altından ezilip öldü. Onları kurtaramadık. Boylandırma yapamadım. Çünkü başka yavru yoktu. Yani bu boylarda başka yavru yoktu. O yüzden dolayı boylandırma yapamadık. Buradaki yavrularımızın hepsine bunlar bakıyor. Yani bunlar kendilerinin yavrusu. 4 tane kırmızı göz jumbo yavrular. Arkadaşlar lasik olur veyahut da albino olur, lucino olur. Bunların altından sürpriz arkadaşlar. Bakalım ne gelecek, ben de bilmiyorum. İlk ağızlar çünkü. Kümesinin yavruları, kümesinin elemanları. Bakalım hayırlı uğurlu olsun. Şöyle nur topu gibi yavrularımız var. Maşallah demenizi istiyorum arkadaşlar. Lütfen bir maşallah yazın yorumlara. Takımlarımızı şöyle göstereyim bakın. Evet, burada da 4 tane yavrumuz var. Şu an için toplamda 12 tane yavrumuz var. Kümeste 12 tane yavrumuz var. Yumurta olarak sadece burada yumurtamız var. Daha doğrusu bir burada var, bir de diğer takımlarımız da var. Onları da birazdan göstereceğim. Bunları şöyle yakından odaklayalım. Evet, Texas, erkeğimiz Texas, Jumotepe'li Texas. Dişimiz ise böyle kırık, yani Texas'lardan gelme dişi. Arkadaşlar Texas eşleşmesinde genelde erkek kuş taşıyıcı oluyor. Erkek kuşu Texas yapıyorlar. Dişi kuşa da Lucino atan var. Kırmızı göz, yani kırmızı göz olsun, yine olsun. Lasemik de olur, Lucino da olur, Albino da olur. Ne bileyim, Texas'lara genelde Lucino dişilerle eşleme yapıyorlar. Biz de bu şekilde eşleme yaptık. Daha doğrusu elimizde Texas olsa, yani Texas'la eşlemek daha güzel, daha mantıklı. Yani altından Texas gelme oranı artar. Mesela şuradaki takımlarımız Texas eşlemesi. Yani bunların altından yavru yumurta gelse Texas gelme olasılığı daha çok, daha yüksek yani. Bakalım arkadaşlar, bunlar da bekliyoruz. Bunların daha yavrusunu almak kısmet olmadı. Bunların yerini değiştirdik. Şu an için dişimiz yuvaya girip çıkıyor. Yani erkek kuş biraz pasif kalıyor. Erkek kuş biraz pasif kaldığı için ne bileyim çiftleşme olmuyor. Dişimiz hazır aslında. Yani bir kafa diyor ki bunun yanına şurada Lucino erkeğimiz var. Yani bu erkekleri ortak kullanmak istiyorum ama yani bunlara da kıymak istemiyorum. Bakalım ya, ilerleyen zamanlarda onlara bakacağız. Evet, yavrularımız bu arkadaşlar. Yumurtalarımız da bu. Burada bir yeni değişikliğimiz var arkadaşlar. Bakın Lasevik erkeğimiz var burada. Lasevik erkek. Diyeceksiniz ki niye böyle Japones mantolu, yani vasıfsız bir kuşla eşleme yaptınız diye. Elimizde hazır erkek kalmadı arkadaşlar. Bu takımların yanına Lasevik atar atmaz çiftleşti. Yani dişimiz hazır zaten. Dişimizin ilk yumurtasıydı. İlk yumurta kızgınlık yumurtası arkadaşlar. Yani bunlar yavruya bakıyordu. Yavrular yeme düştü. Hayvanın poposunda yumurta vardı. Bu yumurta %100 boş arkadaşlar. Bu yumurtadan sonra çiftleşme oldu. Bakalım dolu yumurta gelirse bu yumurtalardan sonra dolu yumurta gelecek. Atar atmaz çiftleşmeye şahit oldum. Hayvanlar çiftleştiler. Bakalım bugün de çiftleşti. Sabah da çiftleşti.
Yanında erkeğimiz Vasilik, dişimiz ise yani şöyle tepeli mantolu, kırmızı göz değil arkadaşlar, kırmızı göz eşleşmesi değil. Bakalım altından sürpriz yavru gelir, takımımız boşta kalmasın diye erkek kuşumuz zaten salmada idi, onu aldık, yanına attık. Bu Vasiliklerimiz yuva hazırlığında, bunlar da yuva hazırlığında. Bir de arkadaşlar hava şartlarından dolayı yani kümesimizde bazı kuşlar tüye girdi, ara tüye girdiler. O yüzden dolayı ne bileyim çok bir verim yok. Yani 3 takımlarda yavru var, 2 takımlarda da yumurta var. Yani bunları da bekliyoruz. Bakalım Rainbow'lar da yuva hazırlığında. Bakın bunları bir hafta oldu. Yeni eşleri bunlar da. Daha doğrusu dişi kuşu yeni attık yanına, bir hafta oldu. Hayvanlar ikisi birden yuvaya girdiler. Yuvasını hazırlıyor bu takımlar. Bakalım bunlardan da haber bekliyoruz. Bunlardan da ümitliyim. Bunları şöyle yakından çekeyim. Erkeğimiz şov aslında, bakın kafasındaki tüy yapılarına bakın. Bu hayvan daha bir yaşına gelmedi. Bir yaşına gelsin. Yani vasfını artık siz görürsünüz. Vasfını sizlere göstereceğiz. Evet, erkeğimiz şov aslında ama benim gözümde jumbo arkadaşlar, jumbo diyorum ben. Jumbo takımlarımız. Dişimiz beyaz derde. Dişimizde de, erkeğimizde de kırmızı göz, ino taşıyıcılık var. Japones, bütün o takımlarımız. Bunlar da hafif tüye girmişlerdi yuva hazırlığında. Bunlar da ara ara yuvalarına girip çıkıyorlar. Bakın tüylerini falan bırakmışlar. Hayvanlar bayağı bir yuva hazırlığında. Şöyle yakından çekelim bunlardan. Tripodumuz yok. Tripodum olmadığı için yani böyle yakından çekmeye çalışıyorum. Elimde belki görüntü sarsıntı olabilir. Yani kusura bakmayın o yüzden dolayı. Birinci olarak tripod ihtiyacımız var. İkinci olarak da kulaklık. Düzgün kaliteli bir kulaklık alacağız. Arkadaşlar erkeğimiz şöyle yani limon erkek, siyah göz limon erkek, açık sarı arkadaşlar. Dişimiz de sarı DF. Bakalım bunlar da yuvaya girip çıkıyor. Yani bunlar da bir hafta oldu. Bunlar da attık, yuvaya girip çıkıyorlar. Dediğiniz gibi muhafet kuşlarımıza genelde her gün mama yapmaya çalışıyorum. Mamanın faydası var arkadaşlar. Ben mamanın faydasını görüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Evet, Vasilik, Japones takımlarımız. Dişimizi bir hafta oldu, yanlarına attık. Dişi kuşumuz şu an için yuvaya girip çıkıyor. Bakalım bunlardan yavru almayı çok istiyorum. Bunları yazın aldık. Hazır takım diye aldık ama yazın bir türlü yavrusu almak kısmet olmadı. Eş değişikliğine gittik. Dişiyi başka kafese aldık. Erkeğin yanına başka bir dişi attık. Onların ilk ağızları da boş geldiydi. Ne bileyim. Dişimiz bugün yuvaya girip çıktığını gördüm. Şöyle bir bakalım. Bakın mısır koçanları hep aşağıda dağıtmışlar. İnşallah bunların yavrusunu almayı çok istiyorum ya. Yani bunların altından çok güzel yavru gelecek. Ondan eminim. Ama bir türlü bunların inadını, bunların zevkini kıramadık, şevkini kıramadık. Yani bakalım bunları bekliyoruz. Sarı DF'lerimiz var. Bunların bir tane yavrusu vardı. Daha doğrusu iki tane dolu yumurtamız vardı. Bir tane yavrumuz vardı. Onların hepsini kaydırdık. Yani bunlardan bu ağız iki tane yavru almış olduk. İki tane yavrusu almış bunların. Bakalım bunlar da yuvaya girip çıkmışlar mı? Bakalım bunlar da yuvaya girip çıkmışlar. Yuvalarını dağıtmışlar. Evet, yuvasını hazırlıyor bu takımlar. Arkadaşlar bir daha hatırlatma yapayım. Boyunu suyunu bilmediğiniz takımların yumurtasını ellemeyin, yavrusunu ellemeyin. Belki yavruya bakmaz, yavruya zarar verir, yavruyu dövebilir. Yani bunlara düşünerekten bakın. Biz bakıyoruz, biz ne bileyim yavruları elliyoruz ama boyunu suyunu biliyorum. Yani bakacağını biliyorum. O yüzden dolayı yani biz bu şekilde rahat bakıyoruz. Evet, bu takımlarımız da yeni eşleme. Buradaki takımlarımızı sahiplendirdik, Edirne'ye gönderdik. Bunun yerine tekrardan şöyle bir eşe hazır arkadaşlar. Yani eşe yakın Japones takımlarımız var. Dişimiz kabak. Yani tepeleri güzel, çift kanat kabak. Erkeğimiz de şöyle tepeli Japones çift kanat. Yani bunlar kanatlarını biliyorum. Dişi ne kadar kabak da olsa bunların altından çoğunluk olarak tepeli atacak. Bakalım bunlar da takibini yapıyoruz. Bunlar da yeni eşleme. Şöyle bir bakalım yuvaya girip çıkmış mı diye bir bakalım. Yani şu an için yok. Yuvaya girmeler falan yok. Ama bunlar yeni takımlar. Genç takımlar. Bunları eşleri. Bunlara bakıyoruz. Evet. Japones sarı DF'lerimiz var. Erkeğimiz şöyle limon erkek. Bakın dişimiz hemen içeri kaçtı. Derata. Bunlar da yuvaya girip çıkıyorlar. Dişi biraz benden korktuğu için yuvaya kaçtı ama normalde yine yuvaya girip çıkıyor.
Şöyle yakından çekelim. Bakın arkadaşlar, Japones sarı efe. Evet. Bunda bir yuvaya girip çıkmışlar. Limon erkek. Erkeğimiz niye limon arkadaşlar? Çünkü beyaz kuşumuz vardı. Yani beyaz sarı taşlı bir kuşumuz vardı. Onların altından böyle açık renkte yavlar geldi. Bakalım bunlar da bu şekilde eşledik. Altından yine çoğunluk olarak sarı renkte geliyor. Yani limon da gelebiliyor, sarı da gelebiliyor. Onların takibini yine yapıyoruz. Bakın burada yeni bir eşlememiz vardı. Eşli eşitliğine girmiştik. Erkeğimize bakın. Erkeğimiz güzel. Jumbo erkek, limon erkek, siyah göz. Dişimiz Lutino. Dişi şöyle göstereceğim. Jumbo Lutino arkadaşlar. Jumbo Lutino. Bunlar da bu şekilde eşledik. Bakın hayvan yuvasını hazırlayacak. Yuvasını hazırlıyor. Yani dişiden yumurta aldık. Erkeklerine başka takımdan yavru aldık. Bakalım bunları bu şekilde eşledik. İnşallah bunlar eş olacaklar. Yuvasını hazırlıyor dişimiz. Evet. Kümesimizdeki durumlar bu şekilde. Bakın takımlarımız mamayı nasıl afiyetle yiyorlar. Her gün mama yapıyorum bunlara. Gerçekten emeğim çok arkadaşlar. Yani muhabbet kuşlarına emeklerimiz çok. Salmamızdaki muhabbet kuşları azaldı. 3 tane erkeğimiz var. Bunun dişisi şu an yavlara bakıyor. Bunu salmaya attım dinlensin diye. Daha doğrusu dişi kuştan çiftleşmek istiyordu. O yüzden dolayı salmaya attım. Şu kuşlarımız da yavru kızması. Bakın bunlar da jumbo kırığı, yavru kızması. Jumbo kırığı diyorum ama bazılarına göre bu kuşlar jumbo arkadaşlar. Yani almak isterseniz bunları da gönderirim. Yani jumbo kırığı fiyatına gönderirim. Yani jumbo fiyatına saymam sizlere. Evet, iki tane şeyimiz var bakın. Bunları almak isterseniz Facebook'ta, Instagram'da özelden iletişime geçin. Bir tane erkeğimiz var. Japones mantolu diyelim ona. Japones mantolu erkeğimiz var. Buradaki yavrularımız var. Bunlar da sahiplendirme yapabilirim. Şu dişimiz yeni yeme düştü bakın. Bu kerata yeni yeme düştü. Hayvan mamadan yemiyor ama taşın üstüne oturmuş orada bekliyor hayvan. Evet. Buradaki yavrularımız yeme düştü. Almak isterseniz buradaki yavrulardan da sahiplendirme yapabiliriz. Arkadaşlar sarılarımızın hepsi erkek. Bir tane limon dişimiz var. Şu limon dişimiz var. Onu da Sivas'tan Cafer abimiz vardı. Cafer abimizden haber bekliyoruz. Bakın bir tane de iki tane de jumbo erkeğimiz var. Yeme düşen. Eğitime uygun arkadaşlar. Bunlar eğitime uygunlar. Almak isterseniz yine Instagram'dan, Facebook'tan iletişime geçin. Evet, şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenerek kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bize destekle bulunabilirsiniz. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Destekleriniz için çok sağ olun. Allah razı olsun. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.